Sayın yazar Serdar Turgut Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Programımıza şeref verdiler. Sağ olun. Gösterdiğiniz tepki bunlara, haklısın. Katılıyorum tabii. Ve yani en önemli şey de hakikaten hep altını çizdiğim bu haysiyet meselesi. Hı. En temel insani normlar olması lazım. Takım olanakları daha rahatça sağlamış. Sağlamış olsaydı, evet. Ama orada huzursuz olunca başka yere gidecek. Hiç planlamış bir şey değil. Öyle mi? İşte onu merak ediyorum. Yani hangi sayık sizi buna itti? Ben işte kız istemeye gittiğimizde gazeteci oğlum dedi ya ne iş yapıyorsun? Ben sizden dinlemek istiyorum. Türk İslam Birliği ülkesi için neler söylemek istersiniz bölgede birlikte? Türkiye'nin liderliğinde tabii ki bunu özellikle. Efendim evvela şunu söyleyeyim. Ben elhamdülillah tam inanmış bir Müslüman. Maşallah. 5 yaşından beri istikametimi hiç değiştirmedim. Karşı fikre saygı göstermekten geçer. Eğer karşı fikri dinlemiyorsan, ona saygı göstermiyorsan inanmayabilirsin. Tabii ki. Seni tatmin etmeye... Tıp fakültesini kazandın. Helalleş dedi. Arkadaş da ayrı. 3'e geçtim hukukta. 3'ten bırakıp liseden başlayacağım. Tıp 1'den başlayacağım filan. Tekrar işçiliğe geçtim. İşçiliğe geçtim ve ben tayinimi Kayseri'ye yaptırdım. Zaten Kayseri'de başlamadın mı? Eskiden Kayseri'de başladım. Evet. Gelen bir çocuğun İstanbul gibi bir yerde ve de İstanbul'un o zaman eğitim seviyesi en iyi olan, en çağdaş, en gelişkin lisesinde okumaktan büyük mutluluktur. Kadimde de olan bir şey yani bütün kutsal vahiyler, kitaplar da Cenab-ı Hak da kıssayla vahiy ediyor. Kıssayla çok anlatmış değil mi? Çünkü bu dolaylı anlatım daha insani zannediyorum. Daha ibret amiz ve daha sembolik aynı zamanda olduğu için. Sizden biraz bahsetmek istiyorum. O dönemlerinize dönüp nasıl bir çocukluğunuz oldu? Bir başbakanın oğlu olmak olsun ya da işte Ankara ortamında, o meclis ortamlarında büyümüş olmak, siyasi atmosferde büyümüş olmak sizde ne gibi bir etki meydana getirdi? Şimdi geriye dönüp baktığım zaman tabii o insanlarla büyümek, yani, evet babam başbakan ama ben doğduğum günden itibaren... Çaba tıptan da ayrıldım ama ağlayarak bu sefer. Gözüm yaşı dökülüyor. Ben imzayı atıyorum. Niye? Trabzon'da dediler Karadeniz Teknik Üniversitesi diye bir üniversite açılmış. Evet. Fakir öğrenciler orada yeme, içme, yurt hepsi bedava. Öğretmeni var. Evet. Bir de mesela şimdi Çıldır'da Fransızca dersini kaymakam verirdi. Biyoloji dersini doktor verirdi. Evet. Onlar da iyi öğretirdi de. Tabii ki. Ama olay şey yani... Tıp fakültesi değil mi? Evet. Hukuk fakültesi dediğiniz gibi teknik üniversitesi. Evet. Daha var soracağım ama tabii. Sizin gibi müzisyenleri bulmuşken hemen bence bir şarkıyla devam edelim diyorum. Ne dersiniz? Tabii ki çok sevinirim. Tabii ki ne çok mutlu olurum. Size? İkinci albümün ilk çıkış şarkısı, ilk klip şarkısı Sözü Müziği bana ait olan bir şarkı. Sözü Müziği Barış Bilgili'ye ait. Evet. Gün Batmadan şarkının ismi. Gün Batmadan. Evet. Geldik. Orada ortaokul, liseyi... Aileden uzakta okudunuz siz de. Yok. Ondan sonra aile olarak... Evet, göç ettik. İyi dönemde. Köyden, iyi dönemde o zaman siz ailenizin. Böyle bir süreç. Ama gazeteciliğe derseniz gazeteciliğe ben lise ikinci sınıfta başladım. Çok erken. Lise ikinci sınıfta çünkü çok severek yapmaya çalıştığım bir işti. Evet. Orada şehir kültürü çok önemli. Yani çünkü daha şehir dışı yerlerde insanların aralarındaki mesafe çok fazla. Ama şu var, tabii bugünün gençlerinden, hatta çocuklarından değil, yani çok çok geri. Bilgisayar ya da bilgisayarlı sistemleri kullanma konusunda. Yani çünkü biz mesleğe başladığımızda, daha doğrusu hayatımızda hep hani bilgisayar deyimiyle söyleyeyim, manuel yaşadık. Her şeyi kendimiz yaptık. Yani en azından cebimizde.